Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli İngilizce öğretmeni Ümit Oral. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında yabancı dil testinde çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 11'den 15'e kadar olan sorularda cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz. Soru 11. Computers may be able to beat us in specific activities. It will be a long time before we see a robot with human-like versatility. Şimdi cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar, bir belli başlı etkinliklerde bilgisayarlar bizi yenebilir diyor arkadaşlar. Bakın may be able to beat us demiş. Sonrasında da it will be a long time before we see a robot with human-like versatility. Yani insan ee, insan kadar çeşitli becerilere sahip bir robot görmemiz çok zaman alacak diyor arkadaşlar. Şimdi cümlemize baktığımızda burada robotlarla daha doğrusu bilgisayarlarla ilgili olumlu bir şey var. Burada ise o becerinin gelişmesinin uzun süreceğinden bahsediyor. Burada da nedir? Olumsuz bir ifade var. Yani benim bu araya getirmem gereken e, bağlaç arkadaşlar bir zıtlık bağlacı olmak durumunda. Şimdi moreover'a baktığım zaman arkadaşlar moreover nedir? Dahası demektir. Benim cümlemi tamamlamaz. Biliyorsunuz moreover dediğim zaman ön taraftaki bilgiye ek olarak bir şeyler vermeniz gerekiyor arkadaşlar sonraki cümlede. Burada öyle bir durum yok. Das ise arkadaşlar böylelikle demek. Burada da yine e, o anlamı kullanamam arkadaşlar. Bizi yenebilir. Böylelikle şöyle olacak. Yani işte robotlar bizden daha üstün çıkacaklar. Üstün bir hale gelecekler şeklinde bir ifade olması lazım sonrasında bu da olmaz. Likewise arkadaşlar benzer bir şekilde demek biliyorsunuz. Burada da yine öndeki cümleyle sonrasındaki cümle ne olmak durumunda? Birbirlerine paralel olmak durumunda. Yani önde bir ifade verilecek. Sonrasında da başka bir ifade verilecek. Instead ise yerine demek arkadaşlar. Burada yine öyle bir Kullanım yok. Bunun yerine şu yapılıyor gibi bir ifade yok. Ama E seçeneğine baktığımız zaman however olduğunu görüyoruz. However neydi? Fakat ama demekti arkadaşlar. Evet bilgisayarlar bizi belli başlı etkinliklerde yenebilir. Fakat tamamen insan gibi böyle çok yönlü özelliklere sahip bir robotu görebilmek ne olacak arkadaşlar? Uzun zaman alacak diyor. Onun için doğru cevabımız ne olacak? E seçeneği olacak. Soru 12 The wheel was invented. Humans had devised various ways to move heavy objects around. Şimdi burada da arkadaşlar şuna, şu ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Had devised. Tekerlek icat edildi. İnsanlar ne yapmış? E, ağır eşyaları, nesneleri taşıyabilmek için çeşitli yollar geliştirmişlerdi diyor arkadaşlar. Yani şu eylemden bu eylemden daha önce olan bir eylemi vermiş. Burada sanki böyle bir before, after, by the time, until gibi bir ifade gerekiyor gibi. Seçeneklere baktığımızda as long as arkadaş, arkadaşlar neydi? Olduğu müddetçeydi. Değil mi? Bu bir conditional ifadesi aslında. Ee, olduğu müddetçe şöyle olur, böyle olacak gibi bir şeyle devam etmesi gerekiyor. Before işte aradığım şey geldi arkadaşlar. Tekerlek icat edilmeden önce insanlar ağır nesneleri taşıyabilmek için e, çeşitli yollar geliştirmişlerdi gibi bir ifade. Doğru gibi duruyor arkadaşlar. Dursun. Whenever neydi arkadaşlar? Her ne zaman bunu yapsam anlamı veriyordu. Ne zaman tekerlek icat edilse gibi e, bir ifade. Ki genelde zaten bunu presence nedir? Kullanırız. Present simple tense de kullanılır. Ya da past simple tense de kullanılır. Ama burada arkadaşlar cümlemizin anlamına uymuyor. Niye? Çünkü sonrasında had devised demiş. Yani daha öncesinde olan bir durumu vermiş. Onun için bunu da eliyorum. In case olursa diye arkadaşlar hatırlayacaksınız kullanıyorduk. In case de burada hani olması durumunda olursa diye anlamını verecek bir cümlemiz de yok arkadaşlar. Unless de yine bir Conditional yapmadıkça etmedikçe anlamı veriyordu. Bu da cümlemin anlamını tamamlamıyor. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olacak. Soru 13. Today language is completely isolated from languages. Which means there is a constant contact among all languages. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki ilk tarafta dil diğer dillerden izoledir ya da izole değildir. Artık onu kullanacağımız quantifier'a göre karar vereceğiz ama ikinci taraftaki şu cümle arkadaşlar bana ne diyor? Diyor ki hepsinin arasında mutlaka yani sürekli bir etkileşim, bir iletişim vardır diyor. O zaman bunu ön tarafa benim ne demem gerekiyor? Hiçbir dil baş diğer dillerden tamamen ayrılmış değildir demem gerekiyor arkadaşlar. E şimdi e, a seçeneğinde any demiş. Any language dersem arkadaşlar burada olumlu cümlede any dediğim zaman herhangi bir dil anlamı verir. O zaman da ne olacak? Diğer dillerden ayrılıyor gibi bir anlam verecek ama ikinci taraftaki cümlem öyle demiyordu. M'ye baktığım zaman ise Today no language is completely isolated from other languages. Bakın bu işte benim aradığım ifade arkadaşlar. Hiçbir dil diğer dillerden tamamen ayrılmış değildir diyor arkadaşlar. E, bu ifademiz doğru oluyor. E, C seçeneğinde sev, e, yine olumlu bir eğer buradaki seçeneklerdeki e ve several ifadelerini cümleye yerleştirirsem ne olacak? Olumlu bir anlam çıkacak. Onun için bunu da yani birbirlerinden ayrı olduğu anlamı çıkar. Onun için bunu da işaretleyemiyorum. D seçeneğinde şu yapıdan da gidebilirim. Bakın burada tekil bir ifade var. Gördünüz mü? Language demiş değil mi? Eğer siz onu sayılabilen bir şeyle kullanıyorsanız arkadaşlar kendisinden sonra ne olması lazım? Plural yani çoğul bir ifade olması lazım. Burada öyle bir durum yok. Onu da eledim. E, each başa gelirse E seçeneğindeki each başa gelirse her bir dil diyor. Öbür tarafta sonda any languages diyemem. Cümlemi bu şekilde olumsuz yapamam. Onu da eliyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Doğru cevabım B seçeneği oluyor. Soru 14. People you dine with, food you are likely to eat because when dining with another person, people eat 35% more than when they are alone. Şimdi cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. İnsanlarla akşam yemeği yerseniz... E, Yemek yeme ihtimaliniz vardır çünkü başka biriyle e, akşam yemeği yerken yalnızken yediğinizden yüzde daha fazla yersiniz gibi bir ifade var. E şimdi whether or ifadesi arkadaşlar nedir? İster böyle olsun, ister böyle olsun şeklinde e, nedir? E, burada cümlemizin anlamını tamamlamaz arkadaşlar. Şimdi düşündüğünüz zaman whether people you dine with, ister insanlarla yemek yiyin gibi bir ifade olabilir mi? Olamaz. İster işte öbür tarafta yine uymuyor. Bakın or food you are likely to eat ya da işte muhtemelen yiyeceğiniz yemek gibi bir ifade cümlemi doğru bir şekilde tamamlamıyor. Not only but olsa yalnızca o değil ayrıca bu da anlamı veriyordu arkadaşlar. Sadece insanlarla yemek yemezsiniz gibi bir ifade zaten olmaz. Öbür tarafta ikisi benzer şeyler değil arkadaşlar. Bunu da eliyorum. Eee... C seçeneğine baktığım zaman the more, the more yapısını görüyorum arkadaşlar. Sanki aradığım ifade bu gibi. Ne kadar çok insanla yemek yerseniz o kadar çok yemek yeme ihtimaliniz vardır. Çünkü başka birisiyle akşam yemeği yerken ne yapabilirsiniz? Yalnız olduğunuzda yediğinizden %35 daha fazla ye yersiniz diyor arkadaşlar. E zaten The more the more yapısına da uyku, uygun mu arkadaşlar? Bakın isimleri hemen the more the more yapısından sonra getirmiş arkadaşlar. Evet burada C seçeneği doğru cevabımız gibi duruyor. Either or ya öyle ya o ya bu şeklinde. Bu da cümlemi doğru bir şekilde tamamlamaz. Neither no da nor da ne o ne de bu şeklinde çevrilebilir. Bu da yine cümlemi doğru bir şekilde tamamlamaz arkadaşlar. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Ne kadar çok insanla akşam yemeği yerseniz o kadar çok yemek yeme ihtimaliniz vardır şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Soru 15 Some students wrongly interpret failure as resulting from lack of ability, lack of effort and do nothing about it since they believe that ability unlike effort is something they really cannot do much about. Şimdi arkadaşlar diyor ki burada bazı öğrenciler ne yapıyormuş? Başarısızlığı başarısızlığı yanlış bir şekilde e, yorumlayabiliyormuş. Nasıl yorumluyormuş? Yetenek eksikliğinden, beceri eksikliğinden kaynaklandığını düşünebiliyorlarmış. Ama e, burada bir de ne var arkadaşlar? Çaba eksikliği var. Şimdi burada iki şey var. Sonrasında bakalım bir de sonrasında ne diyor? diyor ki yetenekle ilgili çok fazla yapabilecekleri bir şey olmadığına inandıkları için e, ne yapıyorlar çok fazla bir şey yapmazlar diyor ki burada unlike effort derken de hani ile ilgili bir şey yapabileceklerini düşünüyorlar ama başarısızlığı çaba çaba eksikliğine değil yetenek eksikliğine bağlıyorlar onun için burada böyle den ziyade gibi ya da yerine gibi bir ifadeye ihtiyacım olacak. A seçeneğine baktığım zaman ise rather than, değil mi? Yine den ziyade anlamı verir. Doğru gibi duruyor arkadaşlar. E, çaba eksikliğinden ziyade yetenek eksikliğinden kaynaklandığı şeklinde ne yapabiliyormuş? Başarısızlığı yanlış bir şekilde yorumlayabiliyormuş. Yani başarısızlığın yetenek, e, çaba eksikliğinden ziyade yetenek eksikliğinden geldiğini düşünüyorlar arkadaşlar. Evet A seçeneği doğru gibi. Similar to Benzer olarak demek arkadaşlar. Burada öyle bir anlam ver, veri, vermemi gerektirecek bir durum yok. In case of olması durumunda anlamı veriyordu. Burada da yine cümlemin anlamını tamamlamaz. In terms of bakımından anlamındaydı arkadaşlar hatırlarsanız. Bu da yine cümlemin anlamını ne yapmıyor? Tamamlamıyor. Except for ise arkadaşlar nedir? Haricinde demektir. E burada... Ee, haricinde diyebilmem için ne olması lazım? Şu ön tarafında bir grup, bir şeyden bir grup vermesi lazım ki ben ondan sonra except for bla bla diyeyim. Yani bunun haricinde şunlar gibi bir ifade olması lazım. Bu da olmuyor arkadaşlar. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 16'dan 20'ye kadar olan sorularda aşağıdaki parçada numaralanmış yerlere uygun düşen sözcük veya ifadeyi bulunuz. Soru 16. Arkadaşlar bir close testle karşı karşıyayız gördüğünüz üzere e, 16. Soruyu ilgilendiren cümleleri öncelikle bir okuyalım. The Incas were among the ancient people that used to live in South America. They used both conquest and peaceful assimilation to expand their empire. It became the largest in pre-Columbian America. E, şimdi arkadaşlar İnkarın e, nedir? Güney Amerika'da yaşayan eski e, antik e, insanlar arasında olduğunu söylüyor. Ve e, imparatorluklarını genişletmek için, bakın arkadaşlar imparatorluklarını genişletmek için ne kullanmışlar? Hem fetih hem de barışçıl asimilasyon e, tekniklerini kullanmışlar. Ve sonrasında da demiş ki e, pre-Column yani Column öncesi Amerika'da en büyük oldular diyor. E şimdi oldular eee en büyüğü oldular diyor. Ne kullan? Ön tarafta da fetih ve işte barışçıl asimilasyonları, asimilasyon tekniklerini kullandılar şeklinde çevirebilirim. E şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, weather weather olur mu Empire'dan sonra? Olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü weather kendisinden önce bir doubt gibi, bir wonder gibi, bir be curious about gibi bir yapı gerektirir, değil mi arkadaşlar? E burada öyle bir şey yok. Bir şeyin olup olmadığını merak edersiniz ya da işte bilmezsiniz değil mi? Böyle bir şey anlam veremiyorum. Whenever nedir? Her ne zaman böyle olsa anlamı veriyor. Burada öyle bir ifade var mı? Hayır. E ne zaman en büyüğü olsa işte barışçıl asimilasyonu kullandılar. Böyle bir ifade olabilir mi? Olmaz. Unless neydi? Olmadıkça, yapmadıkça, etmedikçe anlamı veriyordu. Bu da yine benim cümlemin anlamını tamamlamaz arkadaşlar çünkü en büyüğü olmadıkça kullanacaklar kullanmaları bekleniyordu gibi bir ifade olması lazım. If de yine arkadaşlar benim cümlem burada doğru bir şekilde tamamlamaz çünkü biliyorsunuz if clause yapılarında belli başlı yapılarımız vardı hani kullandığımız tenseler, modal verbler vardı burada öyle bir durum da yok bakın iften sonra past simple kullanınca ne oluyordu biz aslında unreal present bir şeyden bahsetmiş oluyorduk e burada unreal present değil direkt past bir ifade var onun için ifi de kullanamam Until'e baktığın zaman ise arkadaşlar cümlemi çok güzel tanımlıyor. Kolomb öncesi Amerika'da en büyük, en geniş imparatorluk olana kadar ne yaptılar? İşte fetih ve barışçıl asimilasyon yöntemlerini kullandılar gibi bir ifade gibi bir ifade kullanabiliriz, çevirebiliriz arkadaşlar. Onun için ne olacak? Doğru cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Soru 17. Expansion was remarkably rapid, starting in earnest in the reign of Pachacuti around 1438. Pachacuti and his son Tupac Inca created a huge federal system consisting of four provinces, each by an Inca governor. Şimdi arkadaşlar burada da işte e, bu yayılım, bu genişleme, bu büyüme oldukça hızlıydı diyor arkadaşlar. Ve diyor ki Pachacuti ve oğlu Tupac Inka ne yapmış? Büyük bir federal, e, dört bölgeyi içeren büyük bir federal sistem kurmuşlar arkadaşlar. Sonrasında da bu dört bölgeyi tanımlıyor. Diyor ki iç demiş her biri ne yapılıyor? Bir Inka yöneticisi tarafından e, oversee ile arkadaşlar denetlemek, yönetilmek anlamında kullanılabilir. Özellikle de yönetilmek anlamında kullanılabilir. By dediği için arkadaşlar ben buradaki kısaltmanın ne olacağını anlıyorum arkadaşlar. Edilgen bir reduction yani passive reduction yapmam gerektiğini anlayabiliyorum. E onu da arkadaşlar nasıl yapabilirim? Verb 3 ile yapıyordum hatırlayacaksanız. E şimdi seçeneklere baktığım zaman direkt A seçeneğinde doğru cevabı görebiliyorum. Overseen olarak arkadaşlar. B seçeneğinde overseeing demiş e, yöneten anlamında çevrilebilir. Burada o zaman bölgelerin bir yeri yönettiği anlamı verir. Olmaz. To have overseen diyebilmem için zaten to için bir neden yok. E, bare infinitive olarak da bir kısaltma yapamıyorum. E, C seçeneğinde olduğu gibi E seçeneğinde de to oversee şeklinde de bir kısaltma yapamayacağıma göre doğru cevabım ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacak. Evet, devam ediyorum. Uh, following each new conquest, magnificent roads, many of which were paved, were built to link it to the capital of Cusco and the rest of the empire. With its high-quality building work, Machu Picchu is the best preserved of the Inca civilization. It is today a fine example of architecture and planning being abandoned in the uh, 16th century. Evet arkadaşlar bilhassa ikinci cümleyi de okudum ki o benim için bir e, ipucu olacak arkadaşlar. E, şimdi şöyle bir hemen bakalım. Her yeni bir e, fetih sonrasında arkadaşlar e, böyle devasa yollar e, ne yapılmış inşa edilmiş e, başkent Kuzko'ya ne yapabilmek için e, bağlayabilmek için arkadaşlar. E, burada şimdi bir de demiş ki With its high quality building work, yani e, müthiş yani yüksek kaliteli bina işleri yani bina işleri, binaları, binalarıyla diyelim. Machu Picchu demiş, bu Machu Picchu bir yer ismi arkadaşlar. E, ne yapıyor? En iyi korunmuş, İnka e, medeniyetinin en iyi korunmuş bir şeydir diyeceğim. Seçeneklere baktığım zaman ise arkadaşlar ne kullanmış? Occupation. Occupation nedir? İş, meslek demek arkadaşlar. Bu onun için ne olmaz? Doğru bir ifade olmaz. Settlement arkadaşlar nedir? E, yerleşim yeri anlamındadır. E, burada olur mu arkadaşlar? Machu Picchu is the best preserved settlement of the Inca civilization. Değil mi? En iyi korunmuş yerleşim yeridir şeklinde. Çevirebilir miyim? Çevirebilirim. Doğru gibi duruyor. Dursun. Requirements arkadaşlar gereklilik demek. Burada gereklilik en iyi korunmuş gereklilik olur mu? Olmaz. Onu da eledim. Destruction yıkım demek arkadaşlar. En iyi korunmuş yıkım olmuyor. Cultivation arkadaşlar ise yetiştirme anlamında Kullanılıyor. Ekip biçme işleri anlamında kullanılıyor. E burada da arkadaşlar en iyi korunmuş yetiştirme olur mu? O da olmaz. Onun için doğru cevabım B seçeneği oluyor. Zaten 19. sorunun içinde bulunduğu cümleye baktığımız zaman It is today a fine example of architecture and planning diyor. Bakın nedir? bir En iyi mimari ve planlama örneklerinden biridir bugün diyor. Burada da mimari kelimesi geçtiği için buranın bir yerleşim yeri olduğunu anlayabilir miyim? Evet anlayabilirim. sağlamasında böyle yaptım. E, yaptıktan sonra doğru cevabın B seçeneği olduğundan emin olabilirim arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Soru 19. Evet. It is today a fine example of architecture and planning... Being abandoned in the 16th century demiş arkadaşlar. Şimdi e, iyi bir örneğidir demiş. İkinci tarafta da ne demiş arkadaşlar? 16. yüzyılda terk edildi. E şimdi burada olumlu bir şey var. Olumlu bir şey var. Burada da olumsuz bir şey var. Terk edilmek değil mi? Bir de 16. yüzyılda terk edilen e, bir e, yapının şu anda iyi bir örnek olması beklenir mi? Beklenmez değil mi? İşte bu durumda benim ne aramam lazım? Bir zıtlık ifadesi, bir zıtlık bağlacı aramam gerekiyor arkadaşlar. E şimdi A seçeneğine baktığımızda Despite demiş. Olur mu? Çok da güzel olur. E ne diyor? 16. yüzyılda terk edilmesine rağmen güzel bir mimari ve planlama örneğidir diyor arkadaşlar. E bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. Rather'dan neydi arkadaşlar? Den ziyade anlamı veriyordu. Burada bir şeyin yerine anlamı var mı? Yok. Onu da eleyebiliyoruz. In case of olması durumunda, terk edilmesi durumunda mı? Hayır. Geçmişte olan bir şey için ben olması durumundayı yani in case of'la böyle bir şey veremem. In addition to ise arkadaşlar nedir? Bir şeye ek olarak anlamında kullanılır. Burada herhangi bir örnekleme falan yapılmadığı için bunu da daha doğrusu ekstra bir şey e, bilgi verilmediği için bunu da eleyebilirim. In terms of da neydi? bakımından demekti. Burada da yine e, cümlemin anlamını tamamlamadığı için onu da eleyebiliyorum. Doğru cevabım ne oluyor? A seçeneği oluyor arkadaşlar. Soru 20. The quality of the stonework, the high altitude of its position and the numerous temples that have been identified among its ruins seem to indicate that Machu Picchu was very important. The Inca People. Şimdi arkadaşlar öncesinde e, diyor ki işte e, taş işçiliğinin kalitesi, işte böl, e, bulunduğu bölgenin yüksek rakımı, işte bulunan birçok e, tapınağı gibi e, bir ifade var. Bunlar neyi gösteriyor diyor. Bu, 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 bu bulunanlar işte kalitesi rakımı neyi gösteriyor arkadaşlar? Machu Picchu'nun İnka halkı için çok önemli olduğunu. E burada zaten imported'tan sonra arkadaşlar ben yatı ya da for kullanabiliyorum. Onun için seçeneklerde bu ikisinden birini arayacağım. A seçeneğine baktım of olmaz. From demiş. O da olmaz arkadaşlar. By olmaz. Biliyorsunuz by bir daha çok böyle bir birisi tarafından anlamında kullanılır. İşte D seçeneğinde bize neyi vermiş arkadaşlar? For ifadesini vermiş. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. E seçeneğinde de upon demiş. Upon da burada kullanabileceğim bir edat değildir. Doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.